Buranın defanstan çıkardığı bir top vardı ki bayağı zorlandı. Ve karşılaşma başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlama vuruşuyla karşılaşma şekillendi. Mehmet Yen ve Savaş Kaya orta yuvarlaktaki isimlerde uzun bir pas geldi. Savaş topu almayı başaramadı. Ama hata yine devam ettirmeye çalışıyor. Baskı kurarak Türk Silahlı Kuvvetleri savunmadan topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Rahmi Özcan şimdi ileriye doğru topu gönderdi orta alanda. Aybesk hücumu olacak. Kanada doğru güzel bir pas ama o noktada Kuvvet topu istediği gibi kontrol edemiyor. Yağan yağmur zemini biraz daha kaygan hale getirdi. O yüzden top kontrolü zor. Yine de dün rüzgarlı bir hava vardı. Bugün rüzgar yok en azından. Bu da futbol kalitesini biraz daha artıracaktır diye düşünüyorum. Ayrıca dün şöhretler karmasına karşı futbolcular çok da kendilerini yormadılar. Derbi maç var diye. Bugün çok daha keyifli bir mücadele izleyeceğiz. Yine Kudret sol taraftan topu Haydar'a doğru gönderdi. Haydar topu sağ tarafa doğru çekti. Uzaktan bir vuruş çok az farklı dışarı gitti. Müthiş bir şut izledik. İnanılmaz bir şut izledik. Kalecinin de müdahalesi var sanıyorum. Köşe vuruşu kullanacak Aybes takımı. Çok sert ve çok etkili bir şut izledik. Rahmi direkt kaleye de gönderebilir. Paslaşarak kullanmayı tercih ettiler. Şimdi Rahmi'den bir şut denemesi gerçekleşti ama savunma önünü iyice kapatmıştı, vuramadı. Rahmi'de top tekrar. Rahmi geriye çıkarmak zorunda kalıyor. O noktada İsmail topu tekrar kanada doğru oynadı. Bir faul ve çok kritik bir nokta diye düşünüyorum. Ceza sahasının hemen üst tarafı Aybesk. Aybesk'te toplara çok iyi vuran futbolcular var. Onların başında Rahmi geliyor. Dünya Kupası'nda da attığı gollerle yıldızlaştı Rahmi. Diğer tarafta da Osman var tabii. İlk takım kaptanı. Aybesk'te iki tane Özbek futbolcu var. Özbekler son 4 yılın dünya şampiyonu. Ama bu sene şampiyon olamadılar maalesef. Evet, Tursun Boye ve Kudret. Kudret mi diyeceğiz, Kudrat mı diyeceğiz? Kudret diyoruz. Biz Kudret diyoruz. Biraz daha bize yakın bir isim olduğu için. Ama Kudrat olarak yazılmış esame listesinde. Maçın hakemi serbest vuruşun yerini belirledi ve biraz daha geriye açılmasını istiyor. Osman geriye doğru açıldı. Barajı kurdular. Çok sert şutlar geliyor. Dolayısıyla golle sonuçlanabilecek bir pozisyon olabilir. Rahmi topun başındaki isim. Doğrudan kaleye bakıyor. Rahmi vurdu. Kaleci son anda çıkardı. Müthiş bir şut geldi. Kaleci Oğuz Gökçe. Oğuz da Rahmi'nin eski takım arkadaşı. Oğuz bu sene transfer oldu Aybesk takımına. Aybesk çok hızlı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ligde 5 puan önde lider durumda. İkinci sırada Aybesk var. Ankara Yeni Mahalle Bedensel Engelliler Spor Kulübü. Yine bir köşe vuruşu. Ceza sahasında 3 oyuncu var. Arkaya doğru geldi ama uzak noktaya doğru düştü top. Rahmi o topa yetişti. İnanılmaz bir efor. Yetişti o topa. Bir faul beklentisi vardı. Yardımcı hakem hayır diyor. Devam diyor. Hızlı bir atak gelişti ama savunmada Türk Silahlı Kuvvetleri oyuncuları başarılıydı. Az önceki pozisyonu hızlıca uzaklaştırdılar. Çok çabuk geriye döndü Aybesk ve az önceki Türk Silahlı Kuvvetleri hata yarım kaldı. Sağ taraftan yüklenmeye çalışıyorlar bu kez. Orta alanda pas bekleyen oyuncu Osman da ona gitmedi top. Yine bir top kaybı. İlk dakikalarda çok hızlı başladı ve bir faul. Sarı kart mı çıkacak? Evet, sarı kart karşılaşmanın ilk sarı kartı. Yusuf'a çıktı. Hemen notlarımıza yazıyoruz. Yusuf, Rahmi, sarı kart gören ilk oyuncu. Mesafe tanımaksızın toplara vurabilen futbolcu. Kornerden golleri var. Orta sahadan başlama vuruşundan gol attığını hatırlıyorum. Yine uzak mesafe ama az önce iki tane çok sert şut izledik. Kaleciyi gerçekten kutlamak gerekiyor Oğuz Gökçe. İyi bir performansla topu çıkarmayı başarmıştı. Oğuz milli takımımızın da kalecisi aynı zamanda. Bir diğer tarafta da çok kaliteli bir isim var. Selim Karadağ Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki kez en iyi kaleci seçilmiş. Malatya'nın yetiştirilmiş olduğu medar iftarlarından bir tanesi.
Yine uzaktan bir vuruş, bu kez biraz daha falsolu ve etkili geldi. Kaleci uzaklaştırmakta zorluk çekiyor. Dengesini kaybetti o noktada. Evet. Yine bir yerde faul. Müdahale olduğu için yok. Yerde müdahale olduğu için. Evet. Evet, ampute kuralları biraz daha farklı tabii ki. Kanadyen'le oynayamazsın. Yerde topa müdahale edemezsin. Öyle bazı kurallar var. Bizler de hem seyircilerimizin hem de ampute futboluyla ilgilenen futbol severlerden özür diliyoruz. Bazı bilgisiz kaldığımız noktalardan dolayı taç atış kullanacak Türk Silahlı Kuvvetleri. İlk dakikalar itibariyle Aybest oldukça etkili başladı. Taç atışları da tabii ki ayakla kullanılıyor. Osman Çakmak taç atışını kullanmaya gidiyor. Dün de oldukça iyi bir performans sergiledi Osman. Sert bir orta geldi arka direğe ama savunma kafayla uzaklaştırdı topu. Mehmet Yusuf'a gelmiş olsaydı pozisyon gerçekten büyük bir tehlike olabilir. Mehmet arka direkte topu bekleyen isimdi. Bu kez Savaş Kaya ceza sahasında güzel bir çalım izleyeceğiz ama savunmada iki kişi olunca başaramadı bunu Osman. Hızlı bir ucu, savunma çabuk geri döndü. Mehmet topu aldı. Bir top kaybı yaşandı o noktada. Osman ve Mehmet arasında. Soğuk bir havada oynanıyor. Evet, futbolcuların ağzından çıkan dumandan da anlaşıldığı gibi soğuk ama yine de rüzgarın az olması onlar için bir şans. Yine tehlikeli bir pozisyon. Kudret iyi gitti. Faul yok diyor maçın hakemi. Oyuna devam ediyorlar. Bu kez Savaş çok hızlı bir şekilde gitti. Topa dokunmayı başardı ve korner. Rakibine çarptırıyor topu. Bu arada ilk gece maçı olması dolayısıyla devre arasında da bazı sürprizler var futbol severler için. Şimdi çaprazdan bir şut şansı. Kale önünde bir karambol. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor ama atak devam edecek. Ceza sahasına doğru gelen ortada iyi bir vuruş gelmedi. Muhammed kaçırdı topu. Yine estetik bir hareket izledik. Kaleci Selim'den uzun bir pas. Takım arkadaşlarının Selim'e tepkisi var. Rahmi pas istemişti. Selim'in attığı top farklı bir noktaya gitti. Tribünde de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek var. Bu arada yönetmenimiz Baha'dan rica edelim. Bizim monitörlerimiz gitti. Sanıyorum sağ kenarındaki görevli arkadaşlardan biri kablolara basmış olabilir. Yine sol taraftan bir atak izliyoruz. Şehmuz gitmeye çalıştı. Faul diyor maçın hakemi. Top dışarı mı çıktı? Faul mü? Taç, evet. Taç atışı kullanılacak. Şehmuz ceza sahasına ortaladı kaleciden. Bir yumruk. Tehlikeli pozisyon. Tekrar gitti aldı topu. Yine bir hızlı hücum şansı ama savunma yerinde, baskı var. Tüm silahlı kuvvetlerinden kayarak bir müdahale, güzel bir müdahale. Savunmadan İsmail topu dışarı gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri taç atışı kullanacak.